Of. Yani Türk kadını şey olmalı. Yazık olmasın, israf günahtır. Yağlı kağıtları üstünden çıkartması birazcık daha kolay olacak diye. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, dostlar, nasılsınız? Umuyorum keyifler yerindedir. Biz iyiyiz. Bir önceki videoda biraz korkuttuk ama şükür her şey yolunda. Şimdi bahçe işlerine bugün birazcık böyle tekrar başladık. Annemin de desteğiyle bir şeyler yapacağız bakalım. Ben bir şeyleri aşağı mı götüreyim? Örtüne kazanım. Çık bu arada, düşersin. Dikkat et mi ya? Öbürlükte de var aslında, onu da toplayacağız değil mi? Yani orada da olanı toplayalım ama aslında bunda var. Öbüründe çok fazla kalmadı, döküldü. Bugün annem kazan aldı bize. Bir ilçeye gittik geldik. Arkadaşlar evden çıktık. İlçeye doğru gidiyoruz. Alacağımız birkaç şey var çünkü. Annem ağaçlara baktı. Eriklerin kesinlikle artık bir şey yapılması gerekiyor dedi. Gerçekten çok fazla olgunlaştılar. Kazan alacağız. Çarşıya doğru gidiyoruz. Bu arada niye gözlüklüyüm? Gözümde bir enfeksiyon var biliyorsunuz zaten. Gözlerimin derecesi yüksek. O nedenle bugün böyle birazcık gözlükle devam edeceğim gibi gözüküyor. Ben söyledim, çıkartmadı arkadaşlar. Çıkart çıkart dedim, yok istemiyorum dedi. Şimdi bugün artık gözlüğe geçmek zorunda kaldı. Onun da biraz gözleri dinlensin. Evet, biraz bugün hassasiyet var, sürekli akıyor. Kazanımızı alacağız, alışverişimizi yapacağız, eve döneceğiz. Ondan sonra hızla bahçedeyiz. O ne? Tavuk koyuyorsun. Ha, tavuk pişirme şeyi. Çık koyacaksın, söyle. Bahçede pişirin. Bak şöyle. Biz bir tane bakmıştık geçen gün, 230 demiştiniz galiba. Onu sattım dün ya. Ya. Ama aynı markanın, bu bir düğü değil. Bak şöyle. Bir tartayım bak burada. 280 geliyor, size özel 260 liraya kadar verebilirim isterseniz. Tamamdır. Tamam, o da hediyem olsun. Öyle düşünüyordum. Teşekkür ederim. Buyurun abi. Tamamdır. Kolay gelsin. Ali teşekkür ederiz. Kazan koydun ya. Mu? Rica ederim. Koydu mu kazanı? Koydu. Koydu abi. Kazancığım iyi günler. Kolay gelsin. Çıkıyorum ağaca. Of of. Bereket yanıyor, bereket. Bereket yanıyor, erik benim. Hayır yok ya. Efendim? Şu of. Anne bunu nasıl yıkayacağız? Tamam, çünkü bu çok yumuşak ya yıkarken. Ağacın üzerinde hiçbir zaten suyunu alacağız. Geri kalan da gübre toprağı herhalde anne. Yani aynen. Buraya öyle arılar dalar ki biliyor musun? Çok tatlı çünkü. Düz hala zorluyor kendini ama ona ayıklama görevini verdik. Evet ve gimbal tutma. Ve gimbal tutma. Dur birazdan tutarsın. Valla annemiz olmasa biz ağacı bırakmıştık. Kalmıştık, yapamazdık.
annem bu kazanın burada kaynamayacağını söyledi. Delikler de zaten biraz ufak, kazan büyük. Kazan için ufak dedi. Evet. O yüzden ateş çukurunun içerisinde şimdi bir düzenek hazırlayacağız. Ateş çukurunun içerisinde kaynatacağız. Kaç tane? Üç tane yeter üç mi? Üç tane yeter herhalde. Üç olarak. Aslında bir sürü çuvallar, büyük haranlar olacak. Onları keseceğim. Evet, birleştireceğim. Birbirine ekleyip koskocaman bir örtü yapacağım. Mesela böyle meyve işte nerede kullanırsın. Tuhaf pikniğe giderken serersin yere. Evet. Yere atıverirsin minder oturursun. Aslında evet. Yani Türk kadını üretici olmalı. Yaratıcılığı demeyelim çünkü yaratmak Allah'a mahsus. Yani Türk kadını becerikli olmalı ya, ne bileyim. Evde oturmamalı. Birilerine muhtaç olmamalı. Hele kocalarına asla. Bak. Tamam mı? Ayaklarını şöyle yere zemine sağlam basacaklar. Benim rahmetli anam şöyle derdi. Bu gözünü kapatınca buna hiçbir faydası oluyor mu? Aynı bedende iki göz senin organın. O yüzden asla dedi birine güvenip hiçbir şey yapmayın. Aynen öyle. Her şey senin olacak. O yüzden ben hayatı hep tek başıma omuzladım. Halen de öyle gidiyorum. İyi ki de birinin yardımını almadan tek başıma bu hayatın yükünü taşımışım. Artık ağır da gelmiyor gerçekten. Epeyce var anne ya. Kaç kilo vardır burada? Çok yoruldum ya. Yarın... vardır herhalde. Ne? 10 kilo mu? 30 kilo kesin vardır. Ne diyorsun ya? Tabii ki hayatım şu 5 tanesinin ağırlığına bak. Buraya bak. Evet, yani evet. 10 tanesi yarım kilo gelir bunun. Sulu. Ne diyorsun? Neyden keseceğim? Ha pardon, kesmek için. Dedim yoksa. Yayla yolluyor. O çok sevdim. Seni gördüm gör. Dedim yoksa. Deniz, önce çakmağı alın meşreden. Verdim anne şeyimi. Burada. Verdin mi? Ver şeyimi. Bu çıra. Ormanın bulunmadığı yerde, bu plastik kasa her yerde vardır. Acayip bize çıralık ediyor. Şöyle kullanacaksın bunu. Suyumuz israf olmasın diye burada yeni ekilmiş rokalarımız var. Onların dibine gitsin su. Yazık olmasın, israf günahtır. Biliyorsunuz hayat çok pahalı. Gördüğünüz gibi eriklerimiz şu an yıkanmış durumda. Deniz'cim ateşi yandı herhalde. Ateşimizi yaktık. Koyalım ocağa. Taşlarımızı koyduk. Ocak haline getirdik. Aldıktan sonra biraz daha bu şıra dediğimiz kaynayacak. Böyle bir 200 kilo kadar şırayı kenara alacağız. O soğuduktan sonra bunu açacağız. Kaynayan buradaki suyumuzun içine hafifçe kısık ateşte vereceğiz. Mesela muhallebinin minik incesi kıvamına geldiğinde papa diyoruz. Papamız hazır olmuş oluyor. Kübente mi falan böyle beze mi? Şey, spring kağıtlara dökeceğiz. Daha kolay kalkıyor. Evet, şimdi burada hani çok geniş alanlarda olmadığı için şimdi kurutmak için de bir yer ayarlayacağız deniz oraya. Atıştırmalık doğal bir şey. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Ziyaretimize gelen abonelere destekler veririz. Tabii ki. Evet Filiz, aksiyon dolu videolardan sonra böyle durağan bir video çekmek nasıl bir duygu? Vallahi ağrım var yine ya. Evet, aksiyona dönebilir. Son anda gitmeyelim hastaneye. Yok, yok yok. Doktorumla da konuştum bugün. Konuştum. Şey asistan aradı beni. Çarşamba günü bir araya sıkıştıracak bir dedi. Perşembe günü. Onun dışında çok yoğun dedi doktor. Bir de ameliyatları varmış. Ondan sonra işte... Perşembe olursa nasıl yapacağız? Tekrar gideceğiz. Hayır, perşembe olursa... Ha evet. Ya ben çarşambaya araya sıkıştıracak mı konuş? Güneş yok gibi gözüküyor ama çok sıcak. Evet. Nem var ya, çok nem var. Acayip bir nem var anne, bunaltıyor yani. Bunaltıyor. Yok yapış yapışım. Evet. Şu an benim durumumdan da bana. Bir de böyle tatlı bir şeye dokunduğuna insan çok yanar biliyor musun? Tatlı yakıyor böyle, kızdırıyor. Aa. Duman değil mi? Sen aslında aşkım... Şimdi bu dumana özenenler bile vardır biliyorum. Arkadaşlar. Evet. Ateşin kokusu çok daha güzel. Daha sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kazan işimiz bittikten sonra şöyle bol közde mısır kızartacağız. Evet, mısırlarımıza. Siz de gelirsiniz. Kesin canınız da çok çekiyordur. Közde mısır nasıl olur ama?
Valla çok güzel, güzel olur anne. Ben sütlü mısır da seviyorum aşağıda. Şimdi elimdeki çuvalı merak ediyorsanız bunu yıkayıp şimdi süzme için. Pişmiş eriğimizi bunda süzeceğiz. Şırasını almak için. Böyle sokak köpeklerine, sokak hayvanlarına uzanan kötü elleri lanetliyorum. Tamam mı? Bunlar melek ya. Melek. İnsan bunlara nasıl dokunur, nasıl zarar verir? Gerçekten anlayamıyorum. Ben karıncaya dahi basmak istemem yerde. Çünkü hep herkes can taşıyor, hayvan. Küçücük bir yaratık can taşıyor. O yüzden can almak sadece Allah'a mahsus. O yüzden şiddete... Her türlü şiddete karşıyız. Olanları kesinlikle bir kez daha şiddete kınıyorum. Hayvana, kadına. Kesinlikle. Yasaları görüyor musun? İki günde ne kadar büyüdü görüyor musun? Anne ne kadar onların kaldı yenmesine? Yani şu an mesela şu büyük yapraklardan alabilirsin aslında. Alabilirim. Ama böyle bunun dibinin kurumaması lazım. Büyüse, kesinlikle. Bunlar acayip su isteyen bir sebze. Bir de aralarındaki otları da almak lazım değil mi anne? Hep ıslak kalacak bunlar. Hep ıslak kalacak. Ben sabah akşam suluyorum. Bambamı yürütürken bir tur suluyorum. Yani mesela, o zaman yeri güzel değil. Güzel o zaman. En çok kesinlikle. Şimdi bu yabani otlar mesela bunun şeyini çok alır. Dibinin kuvvetini çok alır. Bak mesela şunlar. Bunların olmaması lazım burada. Şöyle yolacaksın. Peki anne böyle eksik kalan yerlere kendi yürür mü? Vallahi roka yoksa tohum alıp atmak mı? Rokada gerek yok da semiz otu. Semiz dere otu. Ha, dere otu. Kök salandır. Onun kökü geçmez. Anladım. Kesinlikle şeydir bu. Cin gibidir. Bebeğimiz erkek biliyorsunuz. Arkadaşlar dememize evet. Gerek yok görüyorsunuz. Evet oğlumuz olduğunu biliyorlar anne. Biliyorlar da ismiyle artık şey yapıyor. Türk kahvemiz. Afiyet olsun anne. Teşekkürler. Şeyma ellerine sağlık. Baldızımız da şurada. O girmemeye çalışıyor sahnelere. Ocak başında falda bir güzel çıkar ama. Filiz çok güzel bakar aslında. Ay keşke güzel ya. Öyle bir yeteneğim varmış gibi hissediyorum ama hiç yok. Sanma kız. Hiç beceremiyorum. Beni yalanlara da inanmıyorum. İşte güzel şeyler söyler aşkım. Zaten onu yapabilen ama yok yani. Azıcık bir şeye benzetebilsem hiç yok bende ya. Bu arada ben Beşiktaşlı olduğum için fincanım da Beşiktaşlı. Arkadaşlar. Futbol alakamızı annemizden daha iyi. Anne ben takım bile tutmuyorum öyle düşün yani. Hani, takım bile yok. Bam gel. Anne, çok fazla kuş sesi var değil mi anne? Yok ormanın içinde gibi devamlı. Tavuk sesleri. Guguk değil mi anne? Guguk. Evet. Şunun sesi vardı. Evet. Rüzgarın uğultusu. Güzel ya burası. Evet. Doğa anlamında gerçekten burası güzel. Kesinlikle. Marketten mesela ne olduğunu bilmediğim şeyleri yiyene kadar doğal şeylerle beslenmek daha güzeldir daha güzel. Diye düşünüyorum. Kısa film yarışması tamam mı? Biz buna katıldık tamam mı? Öyle mi? Kesinlikle aslında en güzel bizimki beğenildi. Tamamen bir köy kadının günlük yaşamı. İşte sabah tabii ki ahıra gidiyorsun geliyorsun. YouTube'da var mı Şeyma? Ondan sonra Artvin'e has mesela işte türküleri işte bu ne için söylenmiş, şu ne için söylenmiş. Bizimkini çok beğendiler. Ama işte malum yaşımız biraz ilerlediği için gençlerinki birinci oldu. Evet. Herkes çok beğenmişti. Sen Şeyma bana linkini at, videonun altına ekleyelim onu da. Evet. Evet ya bakalım ona. Deniz bak annemin videosu. Livane Gülü YouTube'da. Evet linkini aşağıya paylaşacağız. Paylaşalım evet. Ne yavrum? Linkini. Bebeyle koyda bir dugun var. Ben duguna gideceğim. Şeyma sen mi çektin? Evet. Yönetmeni benim diyorsun. Şimdi Mia'mıza benziyor. Mia'mıza demek inşallah böyle sanatçı ruhlu olur. Bahçede mesela el bezi nerede bulacağız? Hemen şöyle iki tane ot parçasını koparacaksın. Şöyle elin yanmaması için şöyle açacaksın. Kaynamaya başladı bile. O kokusu da geldi anne çok evet. Güzel. Evet.
Buna şeker falan katılmasına hiç gerek yok çünkü zaten çok tatlı. Hiçbir katkı maddesi olmasın istiyoruz. Şöyle otlarımızı yine kenarda saklıyoruz. Yavaş pişen eriklerimizi süzmeye başlayacağız. Burada tezahüratlı teşkilatımız olmadığı için böyle ufak tefek kablarla ne yazık ki zor olmasına rağmen sonu güzel olacak diye düşünüyorum. Dolanı hemen bu tarafa alacağım. Bir kaldı. Değil mi böyle yoksa? Yok yok. Dursun koy içine koy. Yavaş bakalım ne kadar olacak. Hemen hemen. Tamam Deniz biraz. Tamam. Sen tencereyi buna boşalt anne. Yanmasın değil mi? O yanmıyor. Yavaş yavaş. Şimdi bu süzüldükten sonra birazcık şıramızdan, süzülen şıramızdan alacağız. Onu kenarda bekleteceğiz. Şıra soğuduktan sonra un vereceğiz. Hani topak topak olmaması için. Kısık ateşte yavaş yavaş kaynayan şıramıza açtığımız unu ilave edeceğiz. Pembe. Pembe. Oyun. Ben bunu yaparken Filiz'cim hemen bir taraftan üst katta yeri hazırlanacak ki. Tamam. Sıcak sıcak hemen kazanı oraya götürüp orada dökeceğiz. İşte sadece işte yağmur yağar mı diye korkuyorum. Yoksa şurada yapsak hiç üst katlara taşımaya da gerek yok da. Ama çok karınca falan geliyor anne burada. İşte. Filiz ne yapalım biliyor musun? İçindeki işte. Suyu boşaltalım. Yok yok. Ha, içindeki suyu boşaltalım ona da. O kalan su buna bizim şiramı şeyimize yine yeter. Onu boşalt sen. Boşalt yavaş. Yeter bize. Tabii anne nasıl çömelip durabiliyor değil mi? Alışmışım öyle. Tabureyi aldınız. Annem öyle dururken ben tabureyi mi alacağım? Yok. Yani saçmalama. Hayır hayır. Üstüne çök. Aslında işte bu soğuk olsa elinle girişeceğim böyle. Elinle ezeceğim. Daha rahat. Ama sıcak olduğu için haliyle elimizi sokamıyoruz. Kesi yaparken en değil uzun tutan bu o zaman. Ya da bizim aletler olmadığı için. Deniz artık yatarak çalışıyor. Daha fazla çömelmeye dayanamadı. Merhaba. Pişen şıramızdan birazcık ayırdık. Bunu soğuması lazımdı. Soğudu. Şimdi biz un verip açıyoruz böyle. İncecik olması lazım. Kısık ateşte çünkü topaş topaş olmaması lazım. O yüzden çok hafif hafif ateşte 10-15 dakika daha kaynadıktan sonra bu unla zaten yetiyor. Ne renk aşkım top? Yeşildi. Yeşil. Ölürüm seni yeşil. Yeşil top. Hiçbir şey ziyan olmuyor.
Arkadaşlar eriklerimiz kaynıyor. Birazcık daha böyle kıvam alması için 10-15 dakika falan kaynatacağız. Annem un vermişti biliyorsunuz. Sonrasında da artık dökme işlemini yapacağız. 10-15 dakikamız kaldı. Balkona. Vay bakalım. Evet, hemen evimizin girişindeki erikte bu bugün pestil yaptığımız erikten biraz daha farklı, biraz daha mayhoş bir erik. Onu da böyle kurutuyoruz. Çekirdeklerini çıkarttık. İkiye böldük. Onlar da hazır. Daha da toplayıp kurutacağız. Evet, biraz daha var. Onu da biraz toplayıp kurutacağız. Birazcık da Mahmut abiye ayıracağız. Söz verdim. Bu arada annem de pestili dökmeye başladı. Bana çok bir şey yaptırmıyor sağ olsun. Yağlı kağıtların üstünden çıkartması birazcık daha kolay olacak diye. Değil mi anne? Evet. Kalırsa çuvala da dökeriz. Aslında bezlere de falan da oluyor da. Burada fazla çok böyle imkan olmadığı için yer açısından. Evet arkadaşlar. Hava karardı. Benim sandığımdan daha uzun bir işmiş. Bayağı sürdü. Ama sonunda pestillerimizi tüm balkona yaydık. Evet, havalar güzel gidiyor. Birkaç gün içinde kuruyacak ve tadım yapabileceğiz diye düşünüyorum. Yani en azından annemden aldığımız bilgi bu şekilde. Biz ilk kez bunu tecrübe ettik. Yine birçok şey gibi. Bahçemizdeki ağaçlardan erik pestili de yapmış olduk böylelikle. Evet. Yanında da erik kurusu da yapıyoruz. Misafirliğe gelen abonelerimizle birlikte, değil mi? Güzel güzel yeriz. Evet. Ayrıca biliyorsunuz bu pazar günü bir pikniğimiz de var. Tam olarak yer belirlemedik ama bazı abonelerimizle görüşme halindeyiz. Konuşuyoruz, gelecek olanlar var. Siz de gelebilecek gibiyseniz bize Instagram üstünden ulaşırsanız çok seviniriz. Ne kadar kalabalık olursak o kadar eğlenceli olur, o kadar güzel olur. Kesinlikle bir aile ortamının olacak, çok keyifli vakit geçireceğimizi düşündüğümüz bir etkinlik olacak. İnşallah da geleneksel bir hal alacak ve bundan sonra sık sık tekrar ederiz, böyle birleşmeler olur diye umut ediyorum. Sağlıkla alakalı benim için biraz karmaşık bir dönem. Yani böyle sancıların sıklaştığı, sık sık doktor ziyaretlerimizin olduğu bir dönem oldu. Onun üstüne bir de bugün gözlerimde bir enfeksiyon var. Kusura bakmayın, o yüzden böyle çok hazırlanmış bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce. Gözlükle de çıkmamaya çalışıyorum ama bugün böyle oldu. Biraz gözlerimde ciddi bir hassasiyet var. O yüzden sevimsiz bir görüntü çıkıyorsa ne olur kusuruma bakmayın. Önemsiyorum aslında. Devamlı zaten gözleri akıyor yaşayayım. Şu anda. Dışarıda da çok zorlandı. Çünkü o dumanın gelmesi devamlı. Gözleri için daha da kötü oldu. Onu genelde kenarda tutmaya çalıştık. Evet, bugün de noktalarken videomuzu beğenip, yorum yapıp bir de kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Bu kadar şey yapmışken bir de yanındaki bildirim ziline basarsanız tadından yenmez arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Piknikte de görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dakika. Şeyma öteki tarafta. Ne yapıyorsun kız? Kızımın büyümüş hali. Hello. Ucunu çizim seni. Aha, geldi kızım demişken. Geldi gözümün nuru. Ne kız o elindeki? Nereden buldun koca boyun kadar cips aynı paketini? Aynı taraf olsun gerek ki. Ha ha. Açtı. Ne o kızım? Bu ne? İfi top. Ne mi ya? İfi top. Oy oy, yerim seni yeşil top yeşili. Alkış mı ya, ya? Aferin. Şeyma mı dedim ya? Mia Şeyma dedi ha. Öyle. Ne de güzel hatta sonrasında, yani baş ağrıdım duygusu. Kesinlikle. Değil mi kız? Asla pes etmem. Pes etmeyi hiç sevmiyorum gerçekten. Kendimi övmeyi de istemiyorum. Kendimi övmeyi de sevmiyorum. Olanları söylüyorum. Ya, ömek söylüyorum. Değil yani bu. Ömek değil gerçekten. Şöyle olur herhalde. Mia'mız da topraklarla oynuyor. Ne yapıyorsun aşkım burada? Kirlenmek çok güzel değil mi? Siyah. Siyah değil o, kahverengi. Ama evet siyah. Baba!
Aşkım. Benim çocuğum benim. Bir tanem benim. Gelsene bizim yanımıza. Gel. Gel hadi. Gel aşkım. Gel. Hadi gel. Hadi kalk. Babam. Koş 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 koş. Aşkım, aferin aşkıma. Şeyma kamera önünde durmayı hiç sevmiyor. O yüzden köşe bucak kaçıyor. En haliyle bir kamera... Şeyma çatlıyor şu an. Onu kamera arkasına koyarım. Annem YouTube için yaratır. Siz ona bak, bir YouTube kanalı açın. Artvin'de.